Kesinlikle belirlenmemiş oyunlar İngilizce örnek soru 3. Bu videomuzda kesinlikle belirlenmemiş oyunlar konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Solve the matrix games given below by indicating optimal strategies. P yıldız and Q yıldız. For R and C. Buradaki R satır oyuncusu, C sütun oyuncusu için optimal stratejiler. Respectively and the value of the game. Value of the game de V harfi ile gösteriliyor. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. Burada karşımızdaki oyun matrisinin öncelikle kesinlikle belirlenmiş bir oyuna ait mi yoksa kesinlikle belirlenmemiş bir oyuna ait mi? Onu belirleyerek başlanılması gerekir. Şimdi satırlarda en küçük değerleri yuvarlak içine alacağız. Bunu da nasıl belirliyorduk? Eğer değeri var mı yok mu onunla. Bu satırdaki, bu. bu satırdaki en küçük değer 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 bu. Ardından sütunlardaki en büyük değerleri kare içine alıyorduk. Bu sütundaki en büyük değer 4. Bu sütundaki en büyük değer 3 hem kare hem yuvarlak içinde eleman bulunmadığı için bunda eğer değeri yok. Kesinlikle belirlenmemiş bir oyun. Kesinlikle belirlenmemiş bir oyun. Biz kesinlikle belirlenmemiş oyunlarda şu an için 2 çarpı 2 olanlarının çözümünü biliyoruz. Onun için formüller konuşmuştuk. Burada da demek ki çekinik satır ve sütunlar var ki biz onları bulup eleyerek bunu zeki bir oyuncunun oynamaması gereken satır ve sütunların atılmış halini elde edeceğiz. Şimdi bakalım çekinik satır var mı? Satır 1 bu, satır 2 bu, satır 3 bu, satır 4 bu. Satır 1 ile satır 2'yi kıyaslayalım. Satır 1, satır 2. 3 eksi 6. 4 eksi 6. Burası büyük ve eşit, büyük ve eşit. Satır oyuncusu büyük değerlerin bulunduğu satırları oynardı. Çünkü büyük değerler onun kazancını temsil eden değerlerdi. Zeki bir satır oyuncusu asla ve asla birinci satırı oynamaz. Birinci satırı niye oynasın? Yani ikinci satırı oynamak her türlü birinci satırı oynamaktan onun için daha karlı. Birinci satırı bu nedenle attık. Çekinik satırdı bu. Üzerinden tekrar yazmakla uğraşmadan böyle attım. Geriye kaldı bu 3'ü. Şimdi satır 2 ile satır 3'ü kıyaslayalım. Satır 2, satır 3. 4, eksi 6, eksi 2, 3. Bu daha büyük, bu taraf daha büyük. Satır 2 ile satır 3 arasında çekinik bir satır söz konusu değil. Satır 2, satır 4. Satır 2, satır 4. 4, eksi 6, eksi 3, 0. Daha büyük, daha büyük. Çekinik bir satır söz konusu değil. Geldik satır 3 ile satır 4 arasına. Satır 3, satır 4. Eksi 2, eksi 3, 3, 0. Büyük eşit, büyük eşit. Zeki bir satır oyuncusu. Satır 3'ü asla oynamaz. Onu oynamak yerine satır 4. Her zaman ondan daha karlı. Satır 3 de çekinik satırda gitti. Geriye 2'ye 2 kesinlikle belirlenmemiş bir oyun kaldı. Şimdi onun çözülme fikirlerini biliyoruz. Şuraya geriye kalmış olan 2'ye 2 kesinlikle belirlenmemiş oyun matrisini yazalım. 4-6-3-0 Öncelikle D'yi hesaplayacağız. D neydi? A artı D eksi B artı C Burası A, burası B, burası C, burası D'ydi. A artı D 4 eder. B artı C eksi 9 eder. Eksi eksi 9'dan biz D'yi 13 olarak bulmuş oluruz. Şimdi satır oyuncusu için optimal stratejiye gelelim. Bunlar hangi satırlar kaldı, hangilerini attık unutmayalım. Satır 1 ile satır 3'ü attık. Bunun optimal stratejisi 4 satırlık olacak. Satır oyuncusununkini satır olarak yazıyoruz. Buradaki satır 1 ve satır 3'ü attığımız için onlar zaten 0 0. Biz satır 2 ve satır 3'ü oynama olasılıklarını getirip yazacağız. Şimdi buradaki satır 1'i oynama olasılığı satır oyuncusunun şu iki iki için optimal strateji yazalım. Sonra buna göre yazacağız. Kural neydi? D eksi C bölü büyük D. A eksi B bölü büyük D. D'den C'yi çıkartırsak 3 bölü 13. A'dan B'yi çıkartırsak 4 eksi 6'dan 10 bölü 13. Fakat biz biliyoruz ki bizim satır oyuncusunun 4 olası sonucu var oynamak için. Bu nedenle onun optimal stratejisini şimdi bu verilmiş olan oyun matrisine göre zeki bir oyuncu olduğu için çekinik satırlar asla oynamıyor. Çekinik satırlar hangileriydi? 1. ve 3.cüydü. O 0 3/13 0 10/13 Satır oyuncusunun optimal stratejisini bulduk. Onu en büyük, en fazla kâra götürecek oynama biçimi. Şimdi sütun oyuncusuna gelelim. Sütun oyuncusunun zaten iki tane sütunu var. Onun çekinik sütunu yoktu. Bunu da sütun biçiminde yazıyorduk. Bunun kuralı D eksi B bölü büyük D. A eksi C bölü büyük D. Yapalım şimdi bunu. D eksi B C'den B'yi çıkartırsak 6 eder, 6 bölü 13. A'dan C'yi çıkartırsak 4 eksi eksi 3'ten 7 bölü 13. Bu da sütun oyuncusunun. Berbat yazdım şunu. 6 bölü 13, 7 bölü 13. Optimal stratejisidir. Onu minimum kayba götüren oynama biçimi. Bir de oyunun değerini hesaplayacaktık. Value of the game. V eşittir. Diğer bir ismi expected value'dur. A, A çarpı D eksi B çarpı C bölü büyük D. Bunun üzerinden hesaplıyoruz onu. A ile D'yi çarptık. 0 eksi. B ile C'yi çarptık. Orası 18 eder. 18 bölü D 13 eksi 18 bölü 13 etti. Bunun anlamı bu oyunda sütun oyuncusu karlı kalıyor. Satır oyuncusu uzun vadede zarar ediyor. Oyun başına 18 bölü 13 gibi bir zararı söz konusu. Şimdi geliyoruz B şıkkına. Burada da 3'ü 3 1 oyun matrisi görüyoruz. Bakalım öncelikle kesinlikle belirlenmemiş oyun mu, belirlenmiş oyun mu? Eğer değeri var mı? Satırdan en küçük değeri yuvarlak içine. Satırdan en küçük değeri yuvarlak içine. İki tane var burada. Satırdan en küçük değeri yuvarlak içine. Sütundan en büyük değeri kare içine. Sütundan en büyük değeri kare içine. Sütundan en büyük değeri kare içine. Şimdi buradan ne gördük? Eğer değeri var bunun. Eğer değeri. Yani saddle value. Eğer değeri 2. Bu kesinlikle belirlenmiş oyun. Kesinlikle belirlenmiş oyun. Buradaki strateji şudur. Satır oyuncusunun optimal stratejisi eğer değerinin bulunduğu satır oynar daima. Burada eğer değeri yok. Burada eğer değeri var. Burada eğer değeri yok. Satır oyuncusu birinci satırı asla oynamayacak. İkinci satırı yüzde yüz olasılıkla oynayacak. Yani bir. Üçüncü satırı asla oynamayacak. Sütun oyuncusuna geldik. Sütun oyuncusu eğer değerinin bulunduğu sütunu oynayacak. Fakat eğer değerinin bulunduğu iki tane sütunu var. Bu var, bu var. Burada da ikisini de eşit olasılıkla oynayabilir. Yani i̇ster bunu ister bunu oynar. Çünkü satır oyuncusu her türlü bunu oynayacak zaten. Her türlü bu gerçekleşecek. O yüzden bu ikisinin oynanma olasılıkları da 1 bölü 2, 1 bölü 2'dir. Fakat üçüncü sütun asla oynanmayacak. Oyunun değerine geldiğimizde eğer değeri oyunun değeridir kesinlikle belirlenmiş oyunlarda. 2. Şimdi geliyoruz C şıkkına. C şıkkında bakalım. Kesinlikle belirlenmiş oyun mu, kesinlikle belirlenmemiş bir oyun mu? Öncelikle satırlardaki en küçük değerleri yuvarlak içine alalım. Sütunlardaki en büyük değerleri kare için alalım. Sütunlardaki en büyük değerleri kare için alıyoruz. Sütundaki en büyük değeri kare için alıyoruz. Hem kare hem yuvarlak içinde bir değerimiz çıktı. 1. Eğer değeri var bunun da. Eğer değeri 1'dir. Kesinlikle belirlenmiş bir oyun. Kesinlikle belirlenmiş oyun. Yani strictly Mind game İngilizcesi. Burada satır oyuncusunun optimal stratejisi eğer değerinin bulunduğu satır oynamaktır her defasında. Dolayısıyla her zaman birinci satır oynayacağımız için onun olasılığı bir. Diğer satırlar oynanmayacak. 0 0. Sütun oyuncusu için ise her defasında eğer değerinin bulunduğunu oynayacak. Yani ikinci sütunu. Diğer sütunlar oynanmayacak. 0, 1, 0. İkisinin optimal stratejisi de saf strateji çıktı. Ne oynanacağı belli. Oyunun değeri ise eğer değeridir 1. Bu iki oyunda da eğer de oyunun değeri pozitif olduğu için satır oyuncusunun karda olacağı her oyun başı ortalama burada iki karı var. Burada bir karı var ortalamaya vurduğumuzda. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.